Taştaki çekiç. Çivi daha yapmam gerekecek. Peki ama neden kırıldı baba? Bazen bu oluyor. Sanırım suyun soğukluğundan kaynaklanıyor. Gerçi muhteşem kaslarımın gücünden oluyorsa da şaşmam yani. Ha, söylemiş miydim bilmem. Bir keresinde bir mızrağı... Hal var, hal var. Ha? Hemen gel, bunu görmen gerekiyor. Evet, şuna bakın. Taşa girmiş bir çekiç var. Ama buraya nasıl gelmiş ki Euron? Bugün büyük bir gün işte. Bu çekici alacak olursam bundan sonra kimse beni yenemez. Asla! Burada neler oluyor? O benim çekicim. Saçmalama lütfen. O hepimize sunuldu bir kere. Euron da öyle söyledi zaten. Hey arkadaşlar, Tura o çekiç benimdir diyor. Bu gürültü de nedir böyle Alvar? Sesiniz bizim kasabaya kadar geliyor. Özür dileriz Baltak. Bu gizemli bir çekiç. Onun size verildiği nereden belliymiş? Bizim kasabaya sizinkinden daha yakındır. Hayır değil. Bizim kasaba hemen şurada. Ve bizimki de hemen şurada. Bu çekiç benim Alvar. Hayır benim Baltak. Benim. Hayır benim. 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 Hayır. Hayır benim. Benim, benim dedim. Bunu nasıl halledeceğimizi biliyorum. Kavga etmeyeceksiniz. Burası bizim kasaba, burası Baltak'ınki ve çekiç de şurada. Çekiçten iki kasabaya kadar adım saymaya ne dersiniz? Kiminki daha yakın çıkarsa kazansın. Olur mu? Olur. Bir yanlışlık olmasın diye her iki mesafeyi de aynı kişi adımlasa çok iyi olacak bence. Bu iyi fikir ihtiyar ama kim? Bunun için bilgi olan biri gerekir tabii. Dürüst, aklı başında ve oldukça adil biri tabii ki. Ben böyle birini tanıyorum. İyi ki. Tamam, hile yapmayacak kadar saf ve temiz. 1677, 1678, 1679, 1680, 1681... Bizim kasabaya 1682 adım çıktı. Yaşasın! Hey! 1669, 1670, 1671. Umarım bu iş yakında biter. Çekicimi geri almak zorundayım. Ya yine başlama lütfen. Bu çekiç senin gibi beceriksiz birinin eline bırakılmayacak kadar değerli. 1679, 1680, 1681, 1682. Her iki kasabada çekice tam olarak aynı uzaklıkta çıkmıştı. Böyle şeye ne denir bilmem ki. Yapacağımız şey çok açık. Kim o çekici taştan çıkarabilecek kadar güçlü çıkarsa onu alma hakkını da kazanmış olacaktır böylelikle. Bir güç yarışması ha. İşte bu tam Viking tarzı. Kazandığım zaman sen ve adamlarından çekicimi almaya çalışmanın hesabını da soracağım Halvar. Baylar, öğle vakti çekicin başında buluşacağız. Umarım en güçlü olan Viking kazanır. Ha 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 ha.
aman armağanlı. Bu çok saçma. Ne saçma bir iş bu? Olamaz. Bana ne canım? Kendi çekicilerini bulsunlar. Neden benim çekicime taktılar ki? O gerçekten senin çekicin değil mi? Fırtına başladığı zaman tepede bırakıp kaçmıştım. Bir şekilde o taşın içine girmiş olmalı Vicky. Merak etme, buna son vermenin bir yolunu bulacağız. Halvar'la Baltak'ın kavga etmesini de engellemeliyiz ama. Hı-hı. O zaman acele edelim çünkü yarışma başlamak üzere. Kimin önce başlayacağını belirlemek için taş atacağız. Bu tarafa gelirse Halvar, diğer tarafa gelirse de Baltak başlar. Baltak! Geri çekil Halvar. Gerçek bir Viking'in bu işi nasıl yaptığını göstereyim sana. Sen artık benimsin çekici. O çekici bir şey yaptın sen. Aksi halde mutlaka ben kazandım. O bir yalan. Lafını geri al. Yoksa sizin kasabaya karşı savaş ilan ederim. Savaş çıkarmak istiyorsan savaş çıkacak demektir. Peki bir şeyler yapmak Midem mi gurulduyor, ne oluyor? Bu yıldırım sesi. Yarın sabah buraya tekrar geleceğiz ve çekici son bir kez daha yerinden çıkarmaya çalışacağız. Öyle olsun. Ama bu da işe yaramazsa savaş çıkacak. Kasabaya geri dönelim. Şimdi ne yapacağız peki? Merak etme, bir planım var. Halvar, Vicky, dolaşmayı bırakın da yemeğinizi yiyin. Savaş için hazırlanmalıyız Hilva. Benim muhteşem fiziğimdeki biri bile o çekici çıkaramıyorsa hiç kimse çıkaramaz. Ya Baltak gece vakti tepeye çıkar ve onu aletle sökerse? O alçak böyle bir şey yapabilir. Baltak gibi bir yılanın yapabileceği türde bir plan bu. Ama hiç merak etme baba. Oraya gider ve senin için çekici korurum. Hayır gidemezsin Vicky. Yemeğini bitirmeden olmaz tatlım. Bunun işe yarayacağına emin misin? Kesinlikle. Bana güven. Ture kalk hadi. Kalabalık gelmeden önce buradan gitmen gerek. Çekiç hala taşta duruyor ama. Ve son yarışma başlamak üzere. Kimse başaramayacak olursa bir savaş çıkacak. Halvar, Baltak, siz öne çıkın. Baba, senin yerine ben deneyebilir miyim? Ama böyle bir şeyi neden isteyesin? Yapabilirim. Halvar. Bana güven. Ben bir karar verdim. Benim yerime Vicky yarışacak. Susun. Dün ilk olarak Baltak denediği için bu defa Halvar, yani Vicky önce başlayacak demektir. Bir dakika, şu çekice bakın, parıldıyor. Oo, çok sıcak. Belki de sebebi gece fırtınada üzerine yıldırım düşmesidir sevgili dostlarım. Ama nasıl soğutacağız bunu? Bende biraz su var, hemen soğutmamı ister misiniz? İşe yaradı. Sana söylemiştim. Tıpkı çivideki gibi. Bu hiç hakeli olmadı ama. Çocuk hile yaptı. Hayır, hile falan yapmadı. Çekiç çok sıcaktı ve onu soğuttular. Hepsi bu. Ama bu savaş demektir Alvar. Savaş istediğine emin misin Baltak? Bak,
bu yenilmez çekicin bende olduğunu unutma sakın. Ben savaş mı demiştim? Benim evde yapacak işlerim vardı. Hadi. Çekicimi hiçbir yerde bulamıyorum ki. Siz gördünüz mü? Üzgünüm babacığım. Durun. Bu o değil mi? Ya hayır, bu öyle sıradan bir çekiç reis. Yıllardan biridir de ben de öyle değil mi Viki? Oh.